Selam herkese. Eski hikayeleri okuyacağımı söylemiştim. Ve en çok Hot Girl rotasını istemiştiniz benden. O yüzden sesli şekilde Hot Girl rotasını buzda yürürken hikayesini okumaya devam edeceğim. Birinci bölüm. Hayatın önce ve sonra olarak ikiye ayrıldığı bir an gelir. Devam etme duygusunu kaybediyoruz ve tüm ağlardan yoksun siyah bir yola geçiyoruz. Ve yol açacağız. Karanlığın içinde tünelin sonunda bir ışık var. Ama ne bahasına? Başlayalım. Hikayeye başlamak üzere ama önce baş kahramanın nasıl görüneceğini seç. Benim sevdiğim bu. Saçlar da böyle. İyi. Mükemmel görünüyorum. Hikaye başlasın. Bölüm 1. Buzun Sırrı. 4 yıl önce. Buzu yürürken hikayesi alkol uyuşturucu ve cinsel şiddet hakkında bazı okuyucular tarafından kabul edilmeyebilir. Materyaller içeriyor. Lütfen dikkatli okuyunuz. Dünya şampiyonası her sporcunun hayalidir ve ben de bu konuda istisna değildim. Gösterimizin birkaç dakika içinde başlaması gerekiyordu. Basitçiler şampiyon olarak bizi görüyorlardı. Maalesef bu planları çökmeye mahkumdu çünkü şampiyonluk hayalim en büyük kabusuma dönüşmüştü. İkimiz de buza çıkarken müthiş bir alkış koptu. Buzun üzerinde özgür kuşlar gibi uçuşuyorduk. Yan yana harika görünüyor gereken tüm unsurları mükemmel bir şekilde yapıyorduk. Sefer cebimizdeydi. Fakat o anın güzelliğine rağmen canım çok sıkkındı. Gözüm tesadüfen bizi coşkuyla destekleyen anneme doğru kaydı. O sırada yanına tanıdığım biri oturdu. Pislik geldi. İşte ondan itibaren her şey alt üst olmaya başladı. Partnerim uygun bir an seçip dansa plansız bir değişiklik yapacağı konusunda beni uyardı. Bu bizim en büyük hatamız oldu. Bu hata ard arda gelen bir sürü belaya sebep oldu. Ne olduğunu anlamadım ama kelimenin tam anlamıyla her konuda güvendiğim partnerim Tom beni döndürdükten sonra tutamadı. Düştüm ve soğuk buza çarpan kafam pistin üzerinde kanlı bir iz bıraktı. Şakağıma dokundum ve biraz ıslaklık hissettim. Garip, o an hiçbir şey hissetmedim ve bir sorun olmadığını düşündüm. Fakat ağrı yükselmeye başladı. Üzerimdeki şok etkisi geçti. Nasıl olur? Dirseklerime dayanıp hafifçe yükselerek durumu değerlendirmeye çalıştım. Ne? Tribünlerdeki seyirciler koltuklarından fırlayıp şaşkınlıkla olanları izliyordu. Partnerim benden birkaç metre uzaklıkta buzun üzerinde yatıyordu. Sağlık ekibi önce ona koştu. Muhtemelen hiç yaşam belirtisi göstermediğinden çok korkmuşlardı. Bu neden oldu? Şimdi yaptığın seçim hikayenin gidişatını değiştirecek. Bazı seçimler hikayeyi az ölçüde değiştirirken diğerleri büyük değişimler yol açabiliyor. Olanların farkına varıp kendime geldim ve tabii ki kalktım. Doğru seçim bu. İlk defa hayatımda damarlarımdaki kanın resmen kaynadığını hissettim. Bir şekilde dizlerimin üzerinde yükseldim. Sonra ayağa kalkıp zorlukla yürüdüm. Bir bacağım diğerinin peşinden sürüklüyordu sanki. Belimi tutarak partnerime doğru yürüdüm. O an sadece onu düşünebiliyor, kendimin ne halde olduğumu zerre önemsemiyordum. Sonunda sağlıkçılara ve Tom'a ulaşıp dizlerimin üzerine düştüm ve partnerimin bileğini tuttum. Tom, buradayım. Görevliler beni hemen geri çekti ancak o zaman durumumu incelemeye başladılar. Yaptığım bazı seçimler otoriteni yükseltir. Otoritenin seviyesi hikaye kahramanları sana karşı olan tutumunu doğrudan etkiler. Ama o anda bile Tom'un elini bırakmadım. O an sözü tek hafızama kazınmıştı.
New York günümüz. Aşılarımı bu kadar uzun süre paketlediğim için özür dilerim. Annem hayatı boyunca o kadar çok şey biriktirmiş ki kolay kolay taşımıyor. Oturma odasının içinde her şeyi titizlikle inceleyerek elimde kutuyla yürüdüm. Olsun, sorun değil, öldü dediniz. Duraksadım ve istemeye istemeye dairenin yeni sahibine döndüm. Evet, maalesef. 10 sene boyunca kanserle mücadele etti ama başaramadı. Son ana kadar üstesinde geleceğini umuyordum ama ne yazık ki. Özür dilerim. Muhtemelen henüz tam olarak kendinize gelmediniz. Bazı seçimler ışık veya karanlık değerini artırır. Sen hangisine güveniyorsun? Nasıl söylesem, onu unutamıyorum. Uzun ve güzel yaşama layık olan sevdiğim biri öldü. Maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor bazen. Elbette canım yanıyor ve o zaman bu acıyı tedavi edemez. Zaman sadece zarar verir. Doğru kelime bulmaya çalışan yeni sahibin çok duygulandığı belliydi. Yani ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Ne denir ki? Genellikle şöyle derler, dayan, her şey yoluna girecek, güçlüsün ve üstesinden gelebilirsin. Merak etmeyin, üstesinden gelirim, her zaman olduğu gibi. Gülümsedim ve elimdeki kutuyu hüzünlü hüzünlü baktım. Kadına ayıp oldu. Neyse ki o an telefonum çaldı. Şimdi gitmem gerekiyor, size iyi günler ve hayırlı olsun. Teşekkürler, hoşça kalın Katrina. Eski evimden çıktığımda telefonum hala çalıyordu. Kutuyu arabamın arka koltuğuna koyup sonunda telefonuma baktım. Yağmur damlaları ekrana düştüğü için inatla aramaya devam eden o kişinin adını bir türlü göremedim. Ekranı sildiğimde sonunda o kişinin adını gördüm. Beni rahatsız etmemesini rica etmiştim halbuki. Naomi iyi bir arkadaş ama bazen çok ısrarcı olabiliyor. Evet. Telefonu açalım. Evet Naomi. Biliyorum biliyorum, seni aramayacağıma söz vermiştim ama öyle haberlerim var ki. Bekleyemez miydi? Hayır, bu arada işim bitti mi? Her şeyi aldım ve anahtarları da verdim. Annemin evi artık resmi olarak bana ait değil. Neyse ki iyi para kopardın değil mi ama? Şimdi kendine düzgün bir satın alıp beni de yanına alırsın. Evet, keşke. Şimdilik ise otelde yaşayıp çalışabileceğimize şükür edelim. Hala bir şeyler söylüyordu. Ben ise artık arabama binmiştim. Naomi, şimdi yola çıkıyorum. O yüzden... Katrina, eski sevgilim Murat'ı. Böyle bir şey duymaya hiç hazır olmadığım için şaşkınlıktan kafamı tavana çarptım. Ne? Evet, araba kullanırken konuşmak yok, hatırlıyorum. Seni otelde bekliyordum. Aramayı kapatıp telefonu arka koltuğa attım. Başka zaman bulamaz mıydı? Yağmur sesi konsantrasyonumu bozuyordu. Ben de radyoyu açtım. Elimde ne var? Annem öldü. Babam hastalığını öğrenir öğrenmez bizi terk etti. Şu an konuşabileceğim tek kişi Naomi. Ancak böyle ciddiyetsiz ve aşırı meraklı olması beni bazen çıldırtıyor. Yeşil ışığı beklerken kavşakta durdum ve geçmişimi düşünerek pencereye daldım. Annem ünlü bir patenci olacağımı hayal ediyordu. Ve öyle de oldu. Başarılarım onu yıldan yıla mutlu etti. Hastalığı geriledi ve iyileşeceğine dair umudum çok büyüktü. Ancak şampiyonluk sırasında geçirdiğim travma her şeyi mahvetti. Ondan sonra dertlerimiz hiç bitmedi. Daha önce her şey mükemmel olduğunu söyleyemem ama ruhumu ve kalbi mutlu eden anlar vardı. Sonra onlar da bitti. Annemin benden son istediği bir psikoloğa gitmekti. Onun ölümü gibi trajik bir olaya daha kaldıramayacağımı düşündüm. Ona söz verdim. 10 deli gibi çalan kornayı duyunca ürperdim. Düşüncelerime dalıp ışığı kaçırmış olmalıydım. Hemen kendime gelip gaza bastım.
Hatırlamaya devam et. Başka ne var? Nomi'yi uzun süredir tanıyorum. Benim için güzel bir otelde hizmetçi işini ayarladı. Burada yaşamamı sağladı. Bir otelde yaşamak çalışan değil de müşteri olduğunda güzeldir. Evet, ünlü bir patenciyimdir. Şimdi de bir otelde temizlikçi olarak çalışıyorum. Peki sizin başarınız ne? Eski dairemi görmek mi beni böyle etkiledi bilmiyorum ama yol boyunca geçmişi düşünmekten kurtulamadım. Otel alanına geriye girme saldırıları bitti ve ben rahat bir nefes aldım. Ama o an bana acı vereceği kadar tanıdık gelen bir araba gördüm. Usanmaz. Ellerim titredi, parmaklarım direksiyonu tutamadı. Kalça bölgesindeki geçmeyen arabanın yaşadığım trajediyi her gün hatırlatıyordu. Gözlerimi kapatıp kendime gelmeye çalıştım ama işe yaramadı. Bir kez daha tek başıma üstesinden gelemeyeceğimi anlayıp yan koltuğuna uzandım. Gözlerimi otelden ayırmadan torpido gözünü açtım ve bir şey ağrı kesici çıkardım. Hızlı bir şekilde ağzıma hap aldım. Daha lazım olur. Bu düşüncelerle elimdeki ilaç şişesini arkamdaki kutuya attım. Umarım mümkün olan en kısa sürede etkisini gösterir. Park ettikten sonra tüm eşyalarımı aldım ve Noemi'nin beni dört gözle beklediği gece doğru yürüdüm. Kalbimin sesi. Kötü havaya rağmen Noemi girişte duruyor, sigara içiyordu. Beni fark edince yüzü anında geniş bir gülümsemeyle aydınlandı. Hadi içeri geç, hava soğuk. Ne zaman geldi? Naomi sessizdi ama gözlerini kaçırdığı için benden bir şey sakladığını anladım. Naomi? Sen gittikten hemen sonra. Neden hemen aramadın? Bu herif eski sevgilin sözde beklesin dedim. Naomi tüm gerçeği bilmiyordu. Bir gün odamda genç bir adamı gördü. Hızlıca eski sevgilinin hikayesini uydurmak zorunda kaldım. Güldüm. Onunla konuşacağım. Umarım beni bir daha rahatsız etmez. Ya başka bir sebeple geldiyse? Belki de özellikle seni görmek istemiştir. Sana geri dönmek istiyordu. Birden asansörün yanında duran genç adamı fark ettim. Ve hızlı hareketle Naomi'yi duvara doğru ittim. Adamla göz göre gelmek için biraz öne doğru uzandım. Bakışımla ona odaya çıkması için işaret yaptım. Gidelim. Ah, bu ne? Elimdeki kutu açıktı ve kız eline gelen ilk şeyi çıkarmaya başardı. İlacımı ve onu tuttu. Şişenin üzerinde etiket yoktu ve Naomi onun ne olduğunu hemen çözmeye çalıştı. Naomi. Terbiyen nerede Naomi? Arkadaşız tamam da. Yavaşça haplara uzandım ve onları Naomi'nin elinden aldım. O kadar da değil. Benim de sabrım sonsuz değil. Anlaştık mı? Görünüşe göre Naomi haksız olduğunu hiç anlamadan sadece kirpiklerini çırptı. Peki anlaştık. Sadece merak ettim. Sonra merak ettiğin her şeyi bütün otel öğreniyor. Ben odama geçip üstümü değiştireceğim. Sonra çalışmaya başlayabiliriz. Naomi aniden sakinleşti ve bir şeye baktı. Ne oldu? Arkama baktım, resepsiyonist adında bana gözlerini dikmiş yabancı bir adam duruyordu. Brian. Yabancı. Vay arkadaşım, seni resmen gözleriyle yedim. Birden tedirgin oldum. Odasını temizlemek isterdim. Kız hafifçe omzumu dürttüm ve irlemesi için ittirdim. Ben hemen geleceğim, sen işe başla. Oduma girdiğimde yatakta oturan sahte eski sevgilimi gördüm. Peter ne hakla? Kafayı çarparak onun yüzümde öfkeli bir ifadeyle yaklaştım.
Buraya kesinlikle gelmemeni söylemiştim. İstediğini getirdim ama sen eski borcunu ödeyene kadar sana onu vermeyeceğim. Bazen para meselesi yüzünden kafayı yerdi. Senin peşinden bir köpek gibi koşmaktan bıktım. Bu ara klinikte 7-24 çalışıyorum ve seni bekleyecek vaktim yok. Aşağı kalktı, takım elbisesini çekti. Küstah bir tavırla sırtıp onun yerinde oturdum. Ama genç adama kibirli kibirli bakmaya devam ettim. Takımı nereden kaptın ya? Dudağıma sarıp genç adama şöyle bir süzdüm. Ödünç almak zorunda kaldım. Sonuçta sizin burada sadece çok önemli müşteriler kalıyor. Peki sinirlenme. O kadar istediğin o şey. Neyse ki tamam. Tam da bugün elime geçti. Kutuyu açıp birkaç banknot çıkardım ve adama uzattım. Kızma, gerçekten sorunlarım vardı ama şimdi her şey yolunda. Peter ağır bir şekilde nefes verdi. Özür kabul edildi ama bir defaki sefere beni bu kadar germe. Yavaşça başımı kaldırarak genç adamın bakışıyla karşılaştım. Birkaç yıl önce olduğu kadar büyüleyeceği bakışıyla. 3 yıl önce. Koridorda duruyor, annemin doktor odasından çıkmasını bekliyordum. Şampiyonadaki olaydan sonra sağlığı kötüye gitmeye başlamıştı. Sonsuz sinir krizleri, stres ve depresyon kanserin yükseltmesine neden olmuştu. Anneme güçlü bir ağrı kesici vermişlerdi ve bu ilaç onun geceleri çığlığı atacak kadar büyük ağrısını hafifletmişti. Bu bencilce, iğrenç ve korkunçtu ama ben yalan söylüyordum. Genç acıları beyinlerini nasıl yıkayacağımı iyi biliyordum. Bana ilacın iki katına satmaları için onları ikna edebiliyordum. Birini anneme verip diğerini gizlice kendime alıyordum. O gün bu hassas konuda kısa süre sonra bana yardımcı olacak biriyle tanışmıştım. Tesadüfen annemin çantasına bir şey çıkardığımı fark etmişti. İyi günler. Şaşkınlıkla ona döndüm. Ve yaşı büyük erkeklerden özellikle doktorlardan pek hoşlanmazdım. Ama gözleri resmen ruhumun içine bakıyor gibiydi. Bu yüzden eski tercihlerimi değiştirmeye düşünebilirdim. Bu ilacın bağımlılık yaptığını biliyorsunuz değil mi? Ses çıkarmadım. Sizinle konuşmamızın bir sakıncası var mı? Belki bu konuda yardım edebilirim. Oo, çok yardım seversin. Hafif ve samimi tebessümü cüretkâr tehlikeli bir sırıtmaya dönüştü. Bana gerçekten de yardım etti. Nefret ettiğim kalçamdaki ağrıyı gideren haplar için reçete yazmayı kabul etti. Ne oldu? Hiç nasıl tanıştığımızı hatırladım. Hadi canım. Bir an için donuk gözlerini bana dikti. Nasıl keskin bir şekilde yutkunduğunu ve parmaklarını ceketinin kenarına buruşturduğunu fark ettirdim. Peki birlikte geçirdiğimiz o geceyi ben o geceyi unutmaya karar verdim. Bir hata yaptım. Hayatımdaki en büyük hatayı. O kadar bitkindim ki sorunları unutmak için içmeye başlamıştım. O da ise durumdan yararlanmıştı. Ben de karşı çıkmadım gerçi. Zarif bir hareketle yataktan kalktım. Odanın diğer ucuna yürüdüm ve ona kapıyı açtım. Peter, henüz anlamadın mı? Kendimi kötü hissettiğim, içip içip sarhoş oldum ve sana rastladım. Evet, bir şeyler yaptık. İyi bir kabul ediyorum. Ama ondan sonra sınırları açıkça belirledim. Sadece işi ilişkisi unuttun mu? Ama ben görüşürüz Peter. Şaşkına dönen genç adam bir saniye bile beklemeden hemen odadan çıktı. Gün çabuk geçti. Namirli ekibimiz birkaç odayı güzelce temizlemiş olduk.
kıyafetlerimizi değiştirip üniformayı çamaşırhaneye bıraktıktan sonra odama çıktık. Bunun için güzel bir film alsak keşke. Daha neler, sabah kimsenin geç kaldığını fark etmediğine şükret. Saçıma bakıp ürperdim. Ay yine geç kalıyorum zaten. Nereye ya? Yalan söyleyeceğim. Kulağımın arkasına bir tutam saç sıkıştırarak arkadaşıma civeli bir bakış attım. Bir erkekle buluşacağım. Bir çöp çatan sitesinde tanıştık. Naomi hafifçe sırıttı. Sonunda tavsiyelerime uymaya mı karar verdim? Tabii ya. Duvara yaslanarak gülümsememi telefon ekranının arkasına sakladım. Biraz rahatlama ve kendimi iyi hissetme zamanı. İyi görünmen lazım. Daha neler. Bırak ya, buna ihtiyacım yok. Bok gibi görünüyorsun. Sus da kelime etme. Naomi elimi tutup beni kendi odasına doğru çekti. Bu hiç işe iyi bir işaret değildi. Uygun bir şey bulmaya umarak dolabımı karıştırdı. Pek bir şey yok. Birkaç kıyafet çıkardıktan sonra zamanım olmamasına rağmen her birine denememi istedi. Sonunda onu bir kombin için ikna ettim. Güzel. Bu çok güzel. Bu da güzel. Bunu seçelim. Harika, şimdi gidebilir miyim? Git. Gözlerimi devirerek çantamı kaptım ve arabamı koşarken birine çarptım. Oh, özür dilerim, ben Hotke. Ah Hotke, çok özlemişim. Yaklaşık 30 yaşında, belki de biraz daha büyük, boylu poslu bir adamdı. Etrafına baktı ve devam etti. Affedersiniz, sizinle daha önce hiç karşılaşmadık mı? Cevap vermeye çalıştım ama pek işe yaramadı. Tanrım, ben siz. Adam açıklamalarımı aldırmadan genişçe gülümsedi. Sizi tutmayayım. Rahat bir nefes aldım. Bunu gören adam güldü. Etrafında yürümeye çalıştım ama o yolumu kapattı. Diğer tarafı denedim ama bu girişimim de başarısız oldu. Durumun garipliğini gittikçe büyüyordu ve adam sonunda bana yol vermeye karar verdi. Gözlerimiz buluştu, ancak o an boğulmak için kendime izin verebilirdim. Bulutların yansıdığı parlak gri gözler. O çok güzel. Tekrar pardon ve görüşürüz. Umarım. Hotke ile ilk karşılaşmamız. Yol yakındı ve çok geçmeden gereken yere vardım. Arabadan indim ve yavaşça girişe doğru yürüdüm. Durdum ve izlemek için kendimi zorladım ama nafile. Sonunda bir adım atmaya karar verdiğimde arkamda bir hareket duydum. Hızlıca sırtımı döndüm ve birine çarptım. Ah. Dikkatli olun. Sabah gördüğüm genç adam şimdi gittiğim psikoloji merkezinin girişinde duruyordu. Bu çok beklenmedik oldu. Tuhaf ama genç adam bu duruma şaşırmamış gibiydi. Kusura bakmayın ben. Bir açıklama bekle. Yanlış anlaşılma olmasın diye daha oteldeyken kendimi tanıtmalıydım. Yanlış anlaşılma. Of, çok zor. Neyse, bu her şeyi açıklar.
senin portren. Koridordaki kızı gördüğümde onun yüzü hafızama kazındı ve ben onun portresini çizmeye çalıştım. Brian. Elini uzattı ama onunla tokalaşma zahmetine girmedim. Oteldekilerin bunu öğrenmemeleri gerek. Çok güzel bir resim ama pardon da çok gereksiz. Kafeye döndüm ve genç adam kararsızlığımı fark etti. Güzel bir kıyafet. Psikologunuz bunu takdir ediyor düşünüyorum. Onun için mi o kadar çabaladın? Genç adama şaşkınlıkla baktım. Arkadaşım daha mütevazı bir şekilde giyinmeme izin vermedi. Keşke benim de böyle arkadaşlarım olsaydı. Merak etme, belki de burada bulursun. Çok rahatsız olmuştum. Brian bunu fark ederek hafifçe bana doğru eğildi. Bak, insanları pek anlamıyorum. Ama bu yerin senin için pek uygun olduğunu sanmıyorum. Belki ben sana yardım edebilirim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yok. Sadece birine buraya geleceğim diye söz verdim. Ama madem bu konu açıldı, yardımcı olabileceklerini düşünmüyor musun? Sonuçta buradaki zeki insanlar bunun için çalışıyor. Başımla merkezi işaret ettim. Doğruyu söylemek gerekirse bu terapi işi tam bir saçmalık. Birkaç kez gittim ve bu durumu sadece daha da kötüleştirdi. Kaçalım mı? Ne dersin? Ama bir şartla. Tabii ki. Otoparka döndüm ve arabamdan çok uzak olmayan yepyeni bir araba fark ettim. Araba senin mi? Benim. Tamam, kaçalım ama benim arabamla. Seninkini burada bırakacaksın, olur mu? Sebebini açıklarsan olur. Bu çocukta sağlıksız bir maceperestlik vardı. Ama bu durum ilgimi daha da artırdı. Bir tür güven yoklaması olsun diyorum. Bu bir. İkinci, psikolog görüşmesine gitmek yerine bir yabancıyla kaçtığım için pişman olursam arabanı almak için kendi başına dönersin. Biraz düşündü ama koyduğum bu katı kurallara rağmen onayını verdi. Harika. Şimdi nereye? Buraya nazaran kafa toparlamanın çok daha kolay olduğu güzel bir yer. Pişman olacakmışım gibi geliyor. Hadi ama canım, modern zamanlarda risk almadan yaşanır mı hiç? Aşırı sıkıcı. O güzel yere giderken belki anlatırsın. Ne duymak istediğini biliyordum ama hiç zamanı değildi. Peki ben başlayacağım. Senin için daha kolay olursa. İtiraf ediyorum, hikayem pek trajik değil. Kendisiyle dalga geçmesi çok tatlıydı. Mesele şu ki bana destek olabilecek bir alem yok. Sevgili abim ise takıntılı bir iş adamı. Dibe batmama izin verdi ve muhtemelen bundan mutlu bile oldu. Ama bu uzun sürmedi. Özel bir merkeze başvurmaya karar verdim. Hayata dönmem için bana yardım etsinler diye. Onun hikayesini sessizce dinliyor, sözünü kesmiyordum. Baksana. Bana abinden biraz daha bahsetsene. Kulağa öyle geliyor ki sanki o senin bir numaralı düşmanın. Gerçekten her şey o kadar mı kötü? Annemle babam ölmeden önce iyi bir adamdı. Ama sonra bir şeyler değişti. Abim çok kötü bir adama dönüştü. Zalim, karamsar ve bencil. Gözlerini ovuşturdu. Bunu bir alet rejisine mi indirgemek aptalca? Onun yanında ben vardım ve yardım edebilirdim. Ama o izin vermedi. Bunun yerine babamızın işini devraldı ve pek olumlu olmayan bir yönde geliştirmeye başladı. Desteğimi istedi, verdim. Peki karşılığı neydi? Genç adam kıkırdadı ama gözleri öfkeyle doluydu. Hayatımı mahvetti.
Bakalım nasıl faydalı olacak. Peki, anladım. Şimdi sen anladın. Senin gibi bir kız neden öyle bir yere gider? Ah, ne? Düşüncelerimi toplayarak neden oraya gittiğimi hatırlamaya çalıştım. Özellikle unutma, ben Katrina. İşte ismini öğrendim. Anlatacağım ama ayrıntı isteme. Ciddi bir yarışmada travma geçiren bir sporcuyum. Spor kariyerim bu sakatlık nedeniyle basit hareketler bile yapamadığım zaman sona erdi. Elbette antrenmanlara devam ediyorum ama sadece kendim için. Omuzlarımı kollarımla sardım. Annem öldü. Bu olayın beni iyice mahvedeceğini düşünüp bir psikoloğa gitmemi istedi. Ama gördüğün gibi kendimi körükten falan atmıyorum. Görünüşe göre hayat seni baya bir yıpratmış. Şaşırmıştım. İlk defa biri anlattıklarıma sakin bir tepki vermişti. Bugün otelde bana öyle bir bakıyordun ki beni takip ettiğini düşünmeme şaşmamalı. Bu hafta sonu oradan kalacaktım. Sana rastlamam tamamen tesadüftü. Kız arkadaşım işte bizimle ilgili senaryosunu çoktan yazmıştı bile. Bana aşık olduğunu sanmıştı. Arkadaşını üzmek istemem. Ama yöneticinizden daha çok hoşlanıyorum. Araba hızla trafik ışıklarında durdu. Ah, iyisin. Sevenlerden mi hoşlandın yani? O halde neden beni çizdin? Şaşırdın mı? Yanlış anlama, kızlardan da hoşlanıyorum. Sen benim ilham benim oldun. Ama Tanrım, Steven'in o tatlı suratını gördün mü? İnanılmaz. Sonunda söylediği yere vardık. Kaldırım boyunca yürüdüm ve şehrin ışıklarına baktım. Brian bankta oturup beni yanına çağırdı. Hadi ama ısırmam seni. Neden bu yer? Bu yeri ilk defa böyle bir hayatın mahvedeceği anladım. Ve kendimi toparlamaya karar verdim. Aynı mucizenin bana da olacağını düşünüyor musun? Bir an sessiz kaldı ama ve ancak arkamı döndüğümde devam etmeye tenezzül etti. Sana bakarken üzülüyorum Katrina. Ben kendi kendime üzülüyorum zaten. Ağır ağır nefes alıp kollarımı göğsümün üzerinde bağladım. Bacaklarımı kendime doğru çektim ve çenemi dizlerimin üstünde koydum. Birçok insan tatlı yalanları tercih eder. Ama ben acı gerçeğe alıştım. Maalesef bu da bana pek yardımcı olmuyor. Nasıl oldu bu Katrina? Neden? Söylesene, hayatın ne ara yokuş aşağı gitmeye başlamış. Gerçekten sadece travma meselesi mi? Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Başka şansın olmayacak. Üzücü hikaye dinlemek isteyen çok kişi olduğunu mu sanıyorsun? Biraz düşündükten sonra Brian'ın haklı olduğunu anladım. Peki. Her şey ben çocukken başladım. Daha 10 yaşındaydım. Annem korkunç değişini öğrenmiş ve bunu kocasıyla paylaşmaya karar vermiş. Zor bir konuşmaydı ama gerekliydi. Tedaviye ihtiyacım var. Susma, en azından bir şey söyle. Öyle bir param yok Isabella. Kredi alabiliriz. Kredi konusunda nasıl olduğumu bilirsin. Baba kanepeden kalktı ve sinirli bir hareketle saçını karıştırdı. Robert, hayatım söz konusu, anlamıyor musun? Odamda sessizce dışarı bakıp konuşmalarını dinliyordum. Keşke duymasaydım. Üzgünüm ama öyle bir şeye hazır değilim. Neden bahsediyorsun? Babam yatak odasına gitti. Annem ise yavaşça ağlamaya başladı. Birkaç dakika sonra babam eşyalarını koyduğu büyük bir çantayla geri döndü. Bundan sonra ne yapacağımızı yalnız başına kalkıp düşünmen gerekiyor. Lütfen beni bu süre içerisinde arama. Hazır olduğunda kendim geleceğim.
O zamandan beri hiç ortaya çıkmadı. Mesleğim ve yarışmalardaki başarım sayesinde kazandığım parayla annemin tedavisini karşılayabildim. Partnerimin ailesi bu konuda bize yardımcı oldu. Annemin hastalığı geriledi ve her şeyin yoluna geleceğine dair umutlandım. Ama sonra travma geçirdim. Sağlığına kavuşacaksın, bak gör. Bunun bir son olduğunu anladığım için sessizce pencereden dışarı bakıyordum. Katrin'le konuş benimle. Ne diyebilirim Tom? Sana güvendim, beni yakalayacağından emin olduğum için sana destek vermeyi kabul ettim. Şimdi neredeyim? Hastane yatağında bir bırak buza çıkmaya, ayağa kalkmaya bile başaramıyorum. Yani olanlar için beni mi suçluyorsun? Dehşete düştüğünü gördüm. Birden ayağa kalktı ve sendeleyerek çıkışa doğru yürüdü. Hayır, dur, bir dakika bekle. Sence ne oldu? O zamandan beri onu hiç görmedim. Kimsenin umursamadığı bir patenci bir anda her şeyini kaybetti. Bu olay yüzünden annemi kaybettim. Genellikle insanlar bu tür anlarda çok huzursuz olurlar ama bu çocuk o insanlardan değildi. Sohbeti sakince devam etti. Yani çift halinde yapılan bir spor. İlginç. Açıklığa kavuşturmak ister misin? Ne için? Kader bizi bir kez daha yan yana getirirse o zaman belki anlatırım. Hey, Tom sadece bir spor partnerim miydi? Genç adam ağır geçmişimle ilgili bir sorunu daha yakaladı. Değildi. Ağzını açarak sırtını bankaya yasladı. İşte şimdi onu şaşırtmayı başardım. Ne yaptım dostum ya, vay haline. Dayanamayıp histerik bir kaka attım. Hayatın anlamsızlaştı ve sonra bütün bunlar, öyle mi? Benim hakkımda çok fazla konuştuk. Sen nasıl toparlanmaya karar verdin, anlatsana. Başını salladı, farklı bir konu açmaya çalıştı. Arabadayken her şeyi anlattım zaten. Ayrıntılara gerek olduğunu sanmıyorum. Ben daha fazlasını bilmek istiyorum. Meraklı mısın? Rahatça oturup ilginç bir hikaye beklentisiyle elimi başımın arkasına attım. Anladım, tamam. Zengin ve güçlü bir ailem vardı. Her türlü imkanı sahip bir aile. Genellikle böyle insanların çok fazla düşmanı vardır. Geçmişteki olayları bir araya getirmeye çalışıyormuş gibi kaşlarını çattı. 5 yıl önce annemle babam yine büyük bir parti sonrası eve dönüyorlarmış. Arabalarını her iki taraftan koca cipler sıkıştırmış ve puf. Elini tabanca işareti yapıp şakalına götürdü. Aman tanrım. Miras abime kalmış. O sağlam bir patron. Doğruya doğru. Abim katilleri bulmuş. Ondan sonra huzur içinde yaşamaya devam ettik. Ama şunu da söylemem lazım. Herhangi bir güç insan ruhunu etkiler. Acımasız yapar. Bunu duyunca gerildim. Hayatından zamanında çıkmış olduğum için şanslıyım. Belli ki bu ona komik geldi. Burada otururken körpüye bakıyor, kendimi özgür hissediyordum. Annesi ve babası hala hayatta olan biri gibi hissediyordum. Dostça elini tuttum ve yavaşça sıktım. Zor muydu? Evet. İkimiz de sessiz kalkıp gece manzarasının tadını çıkardık. Gece şehrinin gözaltı ışıkları parıldayan yıldızlar ve huzurlu boğaz akıntısı. Bir ama olmasa akşam muhteşem geçebilirdi. Evet, hala psikologa gitmek istiyor musun? Hayır, ama anneme söz vermişti. Ama şimdi anladım ki buna ihtiyacım yok. Kendi başının üstesine gelirsin yani. Bu kadar büyük bir ciddiyetle konuşmasaydı bu söyledikleri bana çok komik gelebilirdi. Neyin üstesinden? Nasıl yani neyin? Senin kendine kim getirecek? Hayatım berbat. Bunun nedenini söyleyeyim mi? Olmaz. Başlama şimdi. Sorunları seni mahvediyor. Hepsini çözüp vedalaşsaydın çoktan mutlu ve huzurlu hayat yaşardın. Spora dönerdin. Konu patine gelince bir saniye bile olsa içimde umut parladı. Yaşım ilerledikçe buz patininde daha çok yalnız başıma vakit geçirmeye başladım. Antrenman sahası görevlisi George sabahları içeri girmeme kibarca izin veriyordu. Patinleri geri dikkatlice buza çıkıyor, tam merkeze geçiyordum.
Buzun üzerinde uzanıyor ve onu dinliyor, sorunlarım hakkında konuşuyordum. İnsanlar tuhaf olduğumu düşünebilirlerdi ama umurumda değildi. Annem hastalanınca babam bizi terk ettikten sonra biriyle dertleşebileceğim bir tek yer burasıydı. Buz en mahrem sırlarını saklamaya kabul ediyordu. Katrina, hey, feç mi oldun? Beni canlandırmaya çalışarak ellerini yüzümün önünde salladı. Pardon, kendi düşüncelerime daldım. Genç adamın yüzünde endişe belirse de onu bu duyguyu hemen gizledi. Ne istiyorum biliyor musun? Merak içinde Brian'a yaklaştım. Bu buluşma son olmasını istiyorum. İtiraf ediyorum, seni ilk gördüğümde ne kadar iyi olabileceğini düşünmedim de. Onun alaycılı bir şekilde omuzumla ittim ama yine de cümlesinin devamını bekledim. Seni bir daha görmezsem çok önemli birini kaybedeceğimi hissettim. Biraz tuhaf. Sence de öyle değil mi? Birbirimizi sadece birkaç saatte tanıyoruz. Ama bu senin ve benim birbirimize açılmamızı engellemedi. Tuhaf, sence de öyle değil mi? Taklitleri önemli kaybetti çünkü kelimelerinde gerçek vardı. Nefesim kesildi. Uzun zamandır kimse bana öyle bir şeyler söylemedi. Ama o an anımıza çalan bir telefon sesi kesti. Affedersin. Cep telefonumu çıkarıp ekrana bakmadan cevap verdim. İyi akşamlar Katrina. Borçları ödeme zamanı geldi. Bölüm bitti.